Herkese merhaba, hoş geldiniz. Makine Mühendisleri Odası Şube Sekreteri Evrim Aksoy Göçebe ben. Malum hiçbirimizin hazırlıklı olmadığı, hiçbir tecrübesinin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu pandemi sürecinde hepimiz yaşam alışkanlıklarımızın çok değiştiği, yaşam reflekslerimizin bir anda rutinin dışına çıktığı ve evlerde yaşamaya başladığımız, bütün hayatlarımızı evlerimizin içinden var etmeye çalıştığımız bir dönemin içerisindeyiz. Şu andaki pandemi sürecine en büyük katkımızın da bu olacağı, bireysel olarak katkımızın bu olacağının bilincinde olarak evlerimizde kalıyoruz. Fakat evlerde de üretkenliğimize devam ederek yaşamın bir şekilde hala devam ettiği duygusunu da kaybetmeden neler yapabiliriz diye düşünerek bizler de bu konuda özellikle güncel yaşantımızda değişen dinamiklerimizin içerisinden olan evden çalışma ile ilgili Sunan Hanım bugün bize bazı değerlendirmelerde, bazı akademik olarak reflekslerimizi, duygularımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda destek olacak diye umuyoruz. Şimdiden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Webinar eğitimlerimiz devam edecek. Güncel yaşadığımız sorunlarla, problemlerle ilgili, güncel değişen dinamiklerimizle ilgili arkadaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şube olarak sizlerin de ihtiyaçlarınız doğrultusunda taleplerinizi eğitim birimimize iletebilirseniz eğer yapabileceğimiz, çözebileceğimiz, eğitmenlerimizden destek alabileceğimiz konular varsa Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak her daim buradayız. Hepimize sağlıklı günler diliyorum. Şimdiden Sunan Hanım'a da destekleri ve paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin hepimize. Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Hocam başlayabiliriz sanırım. Sözü Tamam. size veriyorum. Başarılı bir sunum olmasını diliyorum. Tamam. Çok çok teşekkür ederim ben de. Aslında fırsat vermiş oldunuz siz de. Gerçekten bugünlerde psikolojik sağlık konusu epey gündemde. Umarım herkes için faydalı olur. Herkes hoş geldi. İsmim Suna. Birazcık tanıtacağım kendimi zaten. Bugün ne konuşacağız? Hemen başlayalım. Bir ekran paylaşımı yapayım sizlerle. Herkes daha önce Zoom kullandı mı bilmiyorum ama bu chat kısmından bazı zaman zaman sorularım olacak. Oradan yazarsanız. Geldim ekranım. Chatten benimle paylaşabilirsiniz. Ama sorular haricinde yani benim sorduğum sorulara cevabınız haricinde her zaman soruları yanıtlayamayabilirim. Çünkü vaktiniz çok kısıtlı. O vakit çerçevesinde bitirmeye çalışacağım ilk bir saatte. Daha sonra soruları o zaman alacağım. Yani kusura bakmayın böyle geçiş halinde soracağınız sorular olursa hepsini yakalayamayabilirim. Neler konuşacağız? Evden çalışmaya nasıl başladık? Biraz o sürecin üzerinden geçelim isterseniz. Çok hızlı bir geçiş oldu. Sosyal izolasyon, sosyal mesafelenme, fiziksel mesafelenme gibi birçok isim verdik. Çok da karar veremiyoruz hangi isim olmasına ama sonuçta evlerimizde kalmak ve sevdiklerimizden uzak kalmakla ilgili konuşacağız. Psikolojik dayanıklılık nedir? Biraz onu konuşacağız. Ondan sonra psikolojik dayanıklılığımızı nasıl arttırırız? Bunları da konuştuktan sonra yani umuyorum eğer biraz çeneme sahip olabilirsem bu konularda konuşmayı çok seviyorum çünkü paylaşmayı. Son yarım saatte de sorularınızı alıyor olacağım. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Psikoloji lisans mezunuyum. İnsan kaynaklarında yüksek lisans yaptım. İşletmede devam ettim. Biraz sıra dışı bir kariyer oldu. Psikolojide devam etmedim ama iş hayatında 14 yıl kadar kurumsalda çalıştıktan sonra son 2 yıldır serbest çalışıyorum. Üniversitelere koşturuyorum. Bazı kurumlarla işbirliği halinde yine işletmelere psikoloji odaklı eğitimler vermeye çalışıyorum. Bir yandan da 5 yıldır grup psikoterapisi eğitimine devam ediyorum. Peki bütün bu diplomalar ne işinize yaradı derseniz
diplomaların son durumu bu. Allah başlarsa 10 ay önce bir evlat sahibi olduk. Ve diplomaların hiçbir işe yaramadığını. Yavrum Piaget şöyle diyordu ama filan diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama eşimle beraber sıfırdan bir hem akademik hem pratik kariyer yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen isterseniz bir şeye geçelim. Karantina günlerini yaşarken sizi en çok rahatsız eden şey, böyle aklıma gelenleri yazdım. Hangisi chat kısmından yine benimle paylaşırsanız bir bakmış olurum. Sözler olarak yazarsanız ABC diye değil mümkünse. Oradan bir bakalım. İş kaybetme mi, sağlığın tehlikede olması mı, belirsizlik mi? Onlara bir bakalım. Chat kısmı. Şöyle nereden görebileceğim? Buradan görebiliyorum. Belirsizlik demiş Mikki Hanım. Evet. Yalnızlık diyenler var. Çelişkili bilgiler. Evet, birçoğunu yaşıyoruz. Sağlıkla ilgili kaygılar. Evet, zaten herhalde sonuçta sağlıkla ilgili bir kriz olduğu için en çok başta sağlık geliyor. Çok fazla rahatsız olmayanlar varmış. Melek Hanım, tamam onunla o zaman psikolojik dayanıklılık konusunda tekrar bir bilgi alalım. Evet, devam ediyorum. Şuradan. Şimdi neler yaşandı? Böyle çok kısa bir geçelim. Bir virüs ismini duymaya başladı. Korona diye COVID-19 vesaire. Ben kendi adıma konuşayım. Hani Çin'de bu olay baş gösterdiğinde hani Türkiye'ye gelir gelmez ben gelmez diye hani abartıyor insanlar diye düşünüyordum ama hani çok değil bir ay içerisinde bunlar duyulmaya başladıktan sonra böyle işte korkulu günler, şüphe hani çevremizdeki yani hatırlıyorum mesela daha ilk zamanlarda şimdi maske takmak hepimize zorunlu ama ben dışarıda maskeli bir gördüğüm zaman bir de hani küçük de bir çocuğum var hani ne yapayım hani maske takan takmayan da olabilir. Adam maske takmıyor da olabilir. Bayağı bir herkesten şüphelenir hale geldik. Çok büyük bir huzursuzluk yarattı toplumda. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak. Ve hem sağlığımız riske girmeye başladı hem de biliyorsunuz korku durumlarında yani duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Zihnimiz sağlıklı çalışamıyor. Mantıkla ilgili beynimizde görevli hani mantık süzgecinden geçirebileceğimiz verileri bölgeler işlevini biraz kaybetmeye başlıyor maalesef. Ve az önce yine chat kısmında da bahsedildi. Hani çok çelişkili bilgiler verilmesi. Belki duymuşsunuzdur. Buna da infodemi adı veriliyor. Duyanlar vardır belki aramızda. Hani epidemi, pandemi derken hani yaygınlığına göre bilgi, informasyon kısmında da korkunç bir şeye girdi. Kaos yaşanmaya başladı. Burada tabii ki bizi bir ekstra korkuya, ekstra kaygıya itti. Sonra ne oldu? Artık evlerimizde kalmak zorunlu hale getirmeye başladı. Peyderpey. Ama mesela ilk sokağa çıkma yasağı olduğunda böyle görüntülerle de karşılaştık. Hatta işte bayağı bir infial yarattı insanlarda toplumda mesela. Yani çocuklarına lupa götüren adamcağız bile bayağı bir espri hem espri hem de işte şey konusu oldu. Hani saldırı olacak şekilde bile eleştirildi ya da işte kola mı çok mu ağzında vesaire diye. Ama dediğiniz gibi hani bir mantık şeyi hem toplum anlamında hem de bireyler anlamında birazcık sarsılıyor. O yüzden bunlara da bir seviye mutlaka anlayış göstermemiz gerekiyor. O taraftan da düşünmemiz gerekiyor. Sokaklar bomboş kaldı. İstanbul'da yani en yoğun şehirlerden, Avrupa'dan, İstanbul'dan en yoğun yerlerden fotoğraflar gelmeye başladı. Bir tane İzmir'den paylaşıyorum. Sizler
Nerelerdesiniz? Bakalım chatten görebilecek miyim? Göremiyorum şu an. Hangi şehirlerdesiniz? Çiğdem Hanım, sorunuzu unutmayın. Daha sonra tekrar konuşalım. İstanbul, İzmir ağırlıklı şu anda. Antalya'dan var, Ankara'dan. Çok güzel. Birçok yerden, büyük şehirlerden genellikle sokağa çıkma yasağını yaşadığımız yerlerden katılıyoruz. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Evlere kapandık. Tabii ev var değil mi? Mutlaka görmüşsünüzdür, sosyal medyada çok paylaşıldı. Hacı Sabancı'nın görmeyenler için bir paylaşımına yine takipçisinden bayağı bir sinirle, hani nasıl olur dışarı çıkarsınız serzenişine. Sakin ol şampiyon ev diye cevabı epey gündemde yer aldı. Peki işte çocukları şu anda özellikle okula devam edenler ya da hani belirli bir yaştan sonra artık etrafı algılamaya başladıktan sonra belki hani bu sene sınava girecekti. Dün daha bir arkadaşımla görüştüm, bir okulda psikolojik danışman olarak çalışıyor. Oradaki öğrencilerin hani bu sınavların ertelenmesiyle ilgili ne kadar strese, sıkıntıya girdikleriyle ilgili. Hani bir yandan hani onların eğitimine yardımcı olmaya çalışıyor. Bir yandan kendileri çalışıyorlar belki, ebeveynler. Bayağı bir kriz oldu hatırlarsınız. Hani, çocuklar eve gönderildi, okullar tatil oldu. Veliler çalışacak, çalışmayacak gibi. Bu da çok büyük sıkıntı yarattı. Ama mesela orada da böyle tatlı kişilerle tanışma şansımız oldu. İzlemediyseniz ne olur izleyin. Çok güzel. Yani hani bu durumlarda bile insanı güldürebilecek, hani mutlu edebilecek bir kişiler çıkıyor diyeyim. Peki sosyalizasyon, özellikle şeyden de bahsetmek istiyorum. 65 yaş üzeri büyüklerimizden, mesela benim annem babam, kendileri de çok uzun süredir görüşemiyoruz maalesef. Yani hem şeyler aslında birçoğu tabii yaşın getirdiği ve daha önceki tecrübelerin getirdiği bilgi birikimiyle diyeyim, epey mantıklı mı diyeyim artık, hani çok fazla panik olmadan karşıladılar ama bu biraz fazlayı, hani ne olacak canım, biz kolera günlerini de gördük vesaireye girdiği zaman da hani onları bir frenlemek, evde kalmalarını sağlamak epey zorlayıcı oldu. Bir yandan da hani bu yaş aralığını çok fazla etkilediği, çok fazla söylendiğinde de bunların tedirgin olduğunu çok az hissettik. Peki ama sosyal izolasyon bize ne sağladı? Evlerimizde kalmak, dışarı çıkmamak, sosyal ortamlara girmemek ne sağladı? Mutlaka artı ve eksiyenleri oldu. Bir kere sağlığımızı korumuş olduk. Gerçekten hani evet, bir yayılma başta hızlı oldu ama önlemlere uyuldukça hem kendi sağlığımızı hem toplumun sağlığını korumuş olduk. Kendimize ve sevdiklerimize odaklanabildik. Ama bir hapsolmuşluk hissi oluyor, engellenmişlik hissi oluyor. Normal yapmakta olduğumuz şeyleri yapamaz hale geliyoruz. Alışkanlıklarımız değişiyor bu çerçevede. Yine sevdiklerimizden uzak kalmış oluyoruz. Mesela bu fotoğraf gerçekten beni çok üzmüştü ilk gördüğüm zaman. İçim parçalanmıştı. Belki yani bizim de çok içinde bulunduğumuz duruma benzediği için işte torunlu, yeni doğmuş torunlu pencerenin dışından gören bir büyük baba. Bunlar da bizi gerçekten sıkıntıya soktu. Şimdi ben bu videoyu çok paylaşmak istiyorum sizinle ama umarım sıkıntı olmaz, teknik sıkıntı olmaz. Çok kısa zaten. Şuradan sesi paylaşayım. Şimdi Şule Hanımcığım, zor bir süreçten geçiyoruz tabii ki dünya olarak. Kapalı yerde kalma mecburiyeti herkesin psikolojisinde farklı bir dinamiği harekete geçirir. Sizde temizlik hastalığı olarak ortaya çıkmış ama 16 kere cam silinmez günde yani. Bir de televizyon elektronik bir cihaz ya, içini açıp kabasını almak ne demek anlamadım ben. Kocanız beni çitlemek istiyor diyor. Anladım. O kocanızla tabii aranızdaki bir mevzu ama kesin olan bir şey var ki yani izni olmadıkça komşunuzun evini temizleyemezsiniz. Olur mu canım, kadın anlattı, aç kapıyı halıları yıkayacağım demişsin.
Açmamış kapıyı kurşunlamışsın. Kurşunlamışsın derken metal olarak kurşun dökmüşsün kapıya. Niye? Mikrobu kırar olur mu canım öyle şey milletin evine? Polisi aramış, karakola gitmişsiniz. Avukat isteyeceğin yerde kovayla bile de istemişsin ya. Komiser şaşırmış. Vermeyince sinirlenmişsin. Memur rehin almışsın. Çatıya Arap sabunuyla helikopter istemişsin. Ne yapacaksın? Helikopterden İstanbul'u yıkanır mı? Manyak mısın sen ya? Biz yatıralım mı sizi? Bir iki hafta yatıralım. Evet. Belki şey diyeceksiniz. Hani bu sağlığı bozulmuş, psikolojik sağlığı bozulmuş biriyle dalga geçen bir psikolog bu diyeceksiniz ama yani tabii esprili de yaklaşmak gerekiyor bazen. Tabii psikoloji ile ilgili çalışanlar olarak hiçbir zaman işte bu manyak mısın lafını tabii ki kullanmayız, hiçbir şekilde öyle düşünmeyiz. Ama şöyle bir şey, psikoloji okurken ilk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesiydi. Birisi size ben depremden korkuyorum diye gelirse ben de korkuyorum diyebilirsiniz. De gerçekten de ben kendi şahsım adına konuşayım. Bu durum çok rahatsız etti beni. İlk bir hafta önlemler alınmaya başladığında hani ne olacağız? İlerleyen dönemde sağlığımız tehlikede mi, işimiz tehlikede mi, çocuklarımız tehlikede mi, büyüklerimiz tehlikede mi diye epey bir kaygı yaşadım. Ama sonra zaten birazdan anlatacağım psikolojik dayanıklılığım üzerinde zaten kendi adıma da yıllardır çalışmaya çalıştığım için onlar sayesinde atlattığımı düşünüyorum. Ve başkalarına artık nasıl yardımcı olabiliriz diye o çalışmalara girmeye başladık. Burada özellikle temizlik hastalığı ile ilgili bir vurgu var. Burada duyamadıysanız, izleyemediyseniz şeyde kanalını da paylaştım Instagram'dan bu kişinin. Bir yerde de şu yazıyordu. Biliyorsunuz obsesif kompulsif bozukluklardan bir tanesidir. Hani aşırı hastalık kapmamak için evine bir toplu iğneyi bile 3-4 kere silmeden almayan kişiler vardır. Bu kişilerin aslında şu anda sadece onların kurtulacağından ve diğer insanların artık ilerleyen dönemde hani tabiri caizse deli olarak kabul edileceğinden bahseden yazılarda ortaya çıktı. Biraz da mizahi yaklaşmak gerekiyor evet bu durumlara diye düşünüyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Hepimiz için gerçekten kaygı verici bir ortam. Neden ben bu kadar kaygılanıyorum? Neden bu kadar içime kapanıyorum, üzülüyorum, kaygı hissediyorum diye düşünmeyin. Çok çok normal bir durum. Bu durumu asıl kabullenip sonra neler yapabileceğimize bakmak çok çok önemli. Şimdi evden çalışma mevzuna geçeceğim. Psikolojik dayanıklılıktan bahsetmeden önce. Evden çalışma ile ilgili şöyle bir durum var. Bahsettiğim gibi ben yıllardır iş hayatında çalışıyorum psikolog olarak. Ve herkesi şunu görmüştüm. Kendim de başta olmak üzere. Beyaz yaka çalışanın hayali. İşte evden çalışacağım. İstediğim gibi hani işte alacağım laptopumu. Gideceğim tatil beldesinde 2 saat meyillerime bakacağım. Sonra denize atlayacağım gibi. Ama iş başa gelince böyle olmayacağını birazcık yaşamış olduk. Evden çalışmakla neler kazandık? Mutlaka kazançlarımız var şu anda. Evden çalışmak dediğim gibi hem şu anda aktif çalışanlar hem de öğrenciler olabilir. Bir kere özellikle büyük şehirlerde, ben İstanbul'da 10 yıl kadar yaşadım. Orada gerçekten hala orada olanlara da gerçekten kolaylık diliyorum. Ama İzmir'de hiç fena değil son zamanlarda. Neredeyse 1-2 saatiniz yolda geçiyor. İşe giderken uzak bir yerdeyseniz. Bundan hem stresinden, sadece zaman değil, gerçekten çok stresli. Bence çağımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi trafikteki stresli insanların işte yol kavgası vesaire yapıyor olması. Ve elimizin rahatlığında hani istediğimizi yiyoruz, istediğimizi içiyoruz, istediğimiz gibi giyinebiliyoruz. Kendimize istediğimiz gibi program yapabiliyoruz. Bunları kazandık evden çalışmakla. Ama yani genelde çocuklu resimler kullandım ama bu tabii ev arkadaşları da olabilir, aile büyüklerinizle de yaşıyor olabilirsiniz. Aslında çok da her zaman hayal ettiğimiz gibi olmadığını görmüş olduk. Bir. İkincisi bu işin zorunlu olması, yani bizim belirlemiyor olmamız, ne zaman biteceğini bilmiyor olmamız, evlere gönderildik birdenbire, yani hiçbir B planı olmadan, teknolojiye uyum sağlamak zorunda kaldık. Ve daha dün bir tane yazı paylaştım, Dünya Ekonomik Forumu'nun özür dilerim video paylaştım.
görünce çok güzel bir çalışması olmuş. Yani bu ekranlı araçlarla çalışmanın aslında ne kadar yorucu olduğunu. Evet, çok güzel şu anda sosyalliğimizi kaybetmemek adına kendi aile arasında, arkadaşlar arasında bile bu sosyal toplantıları düzenliyoruz online olarak. İşimizi de böyle yapabiliyoruz ama gerçekten ben şu an kendi adıma konuşayım. Karşımda hiç kimsenin olmaması, bir göz teması kuramamak, göz teması olsa bile o görüntünün kesikliği ya da hani ben gördüğüm ekran çok küçük ve alıştığım hani benimle aynı yüz yüze ve aynı büyüklükte olan hani gözün alışkanlığı var çünkü. Onu yakalayamamak, yani sadece bir kişiye odaklanmak zorunda kalmak, bir grup halinde herkesi takip edememek gibi birçok sıkıntı yine evden çalışırken herkesten duyuyorum zaten. Daha çok yoruluyorum evden çalışırken diye. Bunlar biraz bizi yine geren, verimliliğimizi düşüren konular oldu. Peki yine bir sorumuz var. Evden çalışırken ne giyiyoruz diye çok merak ediyorum şu anda. Pijamalar. Yoksa ekstra özenip, ben bugün ekstra özendim mesela. Normalde. Yani sizin için ruj bile sürdüm. Chat'tan şu anda bir saniye. Evet. Çok man pijama ev hali genel olarak. Ev halinde. Görüntülü toplantı olaysa de. Çok güzel. Genelde. Evet. Genelde ev hali olarak katılıyoruz. Evet. Peki evden çalışırken daha verimli nasıl olabiliriz? Bununla ilgili bazı çalışmalara baktım, bazı makaleleri taradım. Kendi kişisel tecrübelerimden de yola çıkarak olursak. 2 yıldır dediğim gibi ben de evden çalışmaya çalışıyorum. Bu özel alan çok önemli. Gerçekten hani rahatsız edilmeyeceğiniz en azından bir süre. Çünkü eğer oradaysanız fiziksel olarak karşınızdaki kişi sizin zihnen başka yerde olduğunuzu anlamıyor. Gerçekten bu herhangi bir ev arkadaşınız ya da çocuğunuz olabilir. O yüzden bu kısa aralıklarla da olsa işinize odaklanabileceğiniz bir yer mutlaka kendinize ayırmanız gerekiyor. Bazı rutinler mutlaka belirlemek gerekiyor. Hani saat kaçta çalışmaya başlayacaksınız, kaçta ara vereceksiniz gibi. Bunlara lütfen dikkat ediyor olalım. Dikkati dağıtacak etkenlerden mesela hani bazen işte çalışırken ya zaten online'sınız, arkadaşlarınızla da online ve chat'e, sohbete girmeye başlayabiliyoruz. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Ve iş saati bitince mutlaka o ekranların kapanması gerekiyor. En çok sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla, duyduğum, izlediğim, dinlediğim kadarıyla. Nasıl olsa evdeyiz de evden çalışıyoruz diye. Cumartesi, pazar, gece yarısına kadar hatta kişilerin birbirinden işle ilgili sorular sorduğu, bir şeyler istediği. Evet, bazen yöneticilerimiz de bunun sınırını koymakta zorlanıyoruz ama mümkün olduğu kadar profesyonel bir şekilde bu saatin çalışma saati olmadığını ve hani acil mi, acil değilse şu saati tamamlayabilir miyim diye sorarak onu orada noktalamamız gerekiyor. Yoksa gerçekten iş ve özel yaşam dengesini sağlamakta çok çok zorlanıyoruz ve bu bize de çok sıkıntı yaratıyor. Bir de ekranlı araçlarla az önce de bahsettim size. Yine izleyebilirsiniz Dünya Ekonomik Forumu'ndan. Bu ekrandan yapılan görüşmelerin uzun süreli konsantrasyona çok uygun olmadığı ve bizi yoracağını, daha fazla strese sokacağını bilelim. Ona göre davranalım. Göz sağlığımızı korumak için mutlaka molalar vermemiz gerekiyor. Yine bel, boyun, bilek ve benzeri bölgelerdeki zorlanmaları da lütfen dikkate alın. Biliyorsunuz çağımızın hastalığı ekranlı araçlarla çalışmaktan dolayı birçok ortopedik diyeyim rahatsızlık yaşayabiliyoruz. Peki evde kimlerleyiz şu anda? Biraz ona yine yazabilir misiniz? Kimler varsa.
açısından. Kimse yazmıyor. Kimse yazmıyordu. Bana mı gelmiyor acaba? Takıldı mı? Burada mısınız? Soru çok ilgi çekmedi herhalde ya da bir sıkıntı var. Şey olmuyor. Ben devam edeyim isterseniz. El kaldıranlar var. Ama o kadar teknik olarak hakim değilim şimdi. Sizlere söz verecek kadar. Ben devam ediyorum sonra. Eğer yine bu konuyla ilgili söylemek, paylaşmak istediğiniz şeyler olursa paylaşalım. Bu evdeki kişilerle nasıl bu karantina sürecinde nasıl olumlu ilişkilerimizi koruyacağız? Çok ekstrem örneklere girmek istemiyorum ama çok değişik rakamlar da var. Hani bu ev içerisindeki ilişkilerden dolayı çok sıkıntılar çeken kişiler de var ama ben hani zaten olumlu olan ilişkilerimizin, yani belirli bir seviyede yürüttüğümüz ilişkilerimizi bu şekilde nasıl koruruz? O kısmına odaklanıyor olacağım şu anda. İki tane hani aslında odaklanmamız gereken konu var. Bir tanesi açık iletişim kurmak. Bir tanesi de olumlu bir dil kullanmak. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Daha önceki tecrübelerimden de yola çıkarak danışanların genellikle öne çıkardığı problemlerden yola çıkarak. Birincisi, bu atasözlerini çok seviyorum. Derdini söylemeyen derman bulamaz atasözünden yola çıkarak. Bir kere lütfen karşımızdakinin bizi anlamasını beklemeyelim. Yani bu zihin okuma beklentimiz var ya karşımızdaki insandan. Mutlaka yani özellikle biraz hani cinsiyetçi bir yaklaşım olacak bilmiyorum ama bayanlar da, ben kendi adıma da konuşayım. Hani ben söyledikten sonra yapacaksa yapmasın vesaire gibi bir şey olabiliyor. İçimize atıyoruz, söylemiyoruz ve karşımızdakinin anlamasını bekliyoruz. Bu gerçekten çok verimsiz bir yaklaşım. Mutlaka ne düşünüyorsak belli bir konuda, bir şeyden rahatsız oluyorsak, bir şeye üzgünsek, kaygılıysak karşımızdaki kişiye bunu olumlu bir dille mutlaka anlatmamız gerekiyor. Yine bize bir şey söyleniyorsa da herhangi bir sıkıntı olabilir, karşımızdaki bir şey üzülmüş, bozulmuş olabilir ve bu kaygı durumundan dolayı onu çok güzel bir dille söylemiyor da olabilir. Ama önce bir durup, yani gerçekten bu kişi bana ne söylemek istiyor, onu anlamaya çalışmak ve hani hemen savunmaya geçmeden ben bununla ilgili ne yapabilirim diye düşünmek çok çok önemli. Bir de diğer bir atasözümüz, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. İşte sen şöylesin, böylesin, hani bizi kaygılandıran, üzen herhangi bir durumda, mesela işte ne diyeyim, el hijyenine de dikkat etmediğini düşünüyorsunuz birlikte yaşadığınız kişinin. Ona işte sen zaten hep böylesin, çok pis bir insansın vesaire gibi şeyler söylemek yerine hem senin sağlığın hem de kendi sağlığınla ilgili endişeleniyorum demek çok çok önemli. Ve hani olumsuz yönlerini gördüğümüz kadar karşımızdaki kişinin en azından ara ara da olsa olumlu yönlerini bulup söyleyebilmek gerçekten bu olumlu ilişkilerin korunması ile ilgili çok fayda sağlıyor. Bu iki konuyu, iki atasözünü diyeyim, aklımızdan çıkarmadığımız sürece olumlu ilişkilerimizi koruyabileceğimizi düşünüyorum çok büyük oranda. Bir tane kaynak paylaşıldı. Benimle de bir arkadaşım paylaşmıştı. Çok beğendim. Sizler de hani Psikoloji İstanbul diye, benim hiçbir bağım olmayan kişileri tanımıyorum ama araştırdığım kadarıyla gayet işlerini bilinçle yapan insanlar. Karantina sürecine ilişkiler diye bir broşür hazırlamışlar. Kendi web sitelerinde de psikolojiistanbul.com'da var. Eğer bulamazsınız, ulaşamazsınız bana yazabilirsiniz. Ben de sizinle PDF olarak paylaşırım. Ama gerçekten çok ayrıntılı, çok güzel bir katalog hazırlamışlar. Ben şu anda vaktim çok kısıtlı olduğu için çok kısa değinebiliyorum. Ama buradan da ne bir şeyler mutlaka öğreniriz.
bu kendinizde olabilir. Hep derler ya, bir arkadaşınız içinde olabilir. Hani sıkıntı yaşadığını düşündüğünüz kimseler varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Peki çocuklara durumu anlatmakla ilgili yine bununla ilgili de çok güzel çalışmalar var internette. Bunları da aratmanızı öneririm. Şu anda ekrana gelmiştir diye tahmin ediyorum. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlığımızı korumakla ilgili güzel bir broşür var. Bunlar hem çocuklar için hem yetişkinler için olan versiyonu var. Bunları bulabilirsiniz internetten. Yine bir masal kahramanlarıyla hikayeleştirilmiş bir şekilde Benim Kahramanım Sensin diye bir uluslararası araştırmalarla desteklenen bir çalışma var. Yine ne bir Avrupa ülkesindeydi, hatırlamıyorum hangisi olduğunu ama ben koronavirüs, yaramaz virüs diye yapılmış, yine çocukların anlatmamızı gerektiğini içeren bir broşür de var. Yine dediğim gibi aslında epey zaten üzerinden zaman geçti çünkü bütün çocuklar bunu öğrendi ama yine de hani tekrar bir üzerinden geçmek isterseniz, onların kaygı durumlarının yükseldiğini düşünüyorsanız bunları da yine dediğim gibi internetten ulaşabilirsiniz, yoksa ben sizlere iletiyor olurum. Evet, psikolojik dayanıklılık konusuna geldik. Bir yandan da süremi takip etmeye çalışıyorum. 25 dakikalık sürem kaldı. Umarım çok hızlı bitmiyorumdur, başınızı şişirmedim. En önemli konulardan bir tanesine geldik şu anda başlıklardan. Psikolojik dayanıklılık ne demek? Aranızda duyanlar daha önceden vardır mutlaka. Ama şöyle bir küçük tanımlayalım. Genetik mirasımıza göre kullanılan ve çevresel etkilerle şekillenen, yaşadığımız olumsuzluklarla baş edebilme becerimiz diye tanımlayabiliriz. Mesela biz doğuştan biraz kaygılı olmaya yatkın olabiliriz ailemizden getirdiğimiz genlere göre ve yetiştirme tarzımız, eğer çok sakin bir ortamda, sevgi içerisinde, anlayış içerisinde büyütüldüysek farklı şekilde oluşacaktır psikolojik dayanıklılığımız. Ama çok genlerimizde kaygı durumu olmasa bile sıkıntılı şekilde büyüdüysek, mesela işte açlık, savaş, mülteci şeklinde şu anda maalesef milyonlarca çocuk mülteci kamplarında, bu şekilde bir ortamda büyüdüyse de o kişi çok kaygılı bir durumda olabiliyor. İleride psikolojik dayanıklılığı da çok düşük olabiliyor. Neden önemli psikolojik dayanıklılık? Aslında bir koruyucu hekimlik diye duymuşuzdur hepimiz. Yani hasta olmadan önce kendimizi güçlendirmek. Nasıl bu koronavirüs içinde sürekli paylaşılıyor, lütfen bağışıklığınızı güçlendirmek için şunlara şunlara dikkat edin diye. Aynı şekilde psikolojik dayanıklılığınız içinde, psikolojik sağlığınız içinde dirençli olabilmek için bu psikolojik dayanıklılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Peki nasıl arttırabiliriz? Onlardan biraz söz edelim. Bu kelebeğin kozadan çıkması değişim için çok güzel bir benzetmedir. Bir kere mutlaka belirsizlik eşittir strestir arkadaşlar. Yani bunu mutlaka daha önce duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bir şeyi ne olacağını, yani bir hayatımızda değişiklik olduğunda ve önümüzü göremiyorsak, tahminleyemiyorsak, bu bizi çok yüksek stres yaratıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durum da gerçekten çok yönlü belirsizlikler içeriyor ve stresli olmamız çok normal. Ama artık şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki dünya çok büyük bir hızla değişiyor ve bu değişim sadece kötü de algılanamaz. Mutlaka bunun içerisinde güzel şeyler de oluyor ve belki bizim için de bambaşka bir yapı, bambaşka bir beceri, bambaşka bir yetenek, bambaşka bir fırsat olarak da ortaya çıkabilir. Bu tarafından da bakıp değişimi kabullenmemiz gerekiyor. İlk olarak onu söyleyebilirim. Sosyal bağlarımızı uzak kalsak da etrafımızdaki kişilerden onlarla iletişime geçebileceğimiz birçok teknolojik ekipmanımız var şu anda. Bunları kullanalım. Ve hani tabii ki demin söylediğimiz ekranlı araçlarla
uzun süre onların başında olmakla ilgili şeyleri de dikkate alarak, ama hani uzakta, fiziksel olarak uzakta olsak da kişilerle iletişimimizi sürdürmek bizim için önemli olan kişiler, sevdiklerimiz de çok çok önemli. Sağlıklı beslenmek çok önemli. Her şeyde olduğu gibi. Ve hani yine bir atasözünden bahsedeceğim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. Psikolojik sağlığımızın aslında beslenmemizle de çok ilintili olduğu, özellikle bağırsaklarımızın ikinci bir beyin olduğu ile ilgili çok çalışma var. Mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çok fazla televizyonlarda da yayınlanıyor son dönemde. Bununla ilgili bir tane kitap önerebilirim. Bu büyüleyici bağırsak çok da tatlı bir dille yazılmış ve bağırsaklarımızda neler oluyor, neler bitiyor, depresyona kadar bizim psikolojik sağlığımızı nasıl etkiliyor ile ilgili güzel bir kitap. Yine bu günlerde fırsat buldukça okuyabileceğiniz bir kitap diye düşünüyorum. Evde olsak da aktif kalmaya çalışmak yine. Tekrar ediyorum, fiziksel aktivite de bulunmak bize birçok psikolojik sıkıntıyla baş etme becerisi, yani psikolojik dayanıklılığımızı geliştirmek için fayda sağlıyor. Bu belki yine duymuşsunuzdur, endorfin diye bir kimyasal madde var vücudumuzda. Ve bu spor yaptığımızda salgılanıyor. Herhangi bir spor yaralanmasında belki yaşayanlarımız vardır. O anda ağrımazsınız. Sıcağıyla deriz. Sıcağıyla ağrımadı, fark etmedik ama sonradan ağrımaya başladı gibi bir söylemde bulunuyor. Bu da aslında spor yaparken doğal ağrı kesici olan endorfinin vücutta salgılanması sayesinde oluyor. Ve yani hem kas sağlığımızı, duruşumuzu, fiziksel olarak bedenimizi iyi halde tutmaya yardımcı oluyor. Hem de bu şekilde salgılanan hormonlar neticesinde de psikolojik dayanıklılığımızı desteklemeye faydalı oluyor. Tabii bu resmi ben gördüğümde iki şey geldi aklıma. Çocukken kapılara tırmanırdık ve epey ceza alırdık bununla ilgili, ama spor haline getirenler de varmış. Bu derece olmasa da en azından biraz hareketli olmaya çalışmamız gerekiyor. Yine bu paylaşımı görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Yani en azından elimizde çikolatayla oturup kalmayalım. Birazcık hareketli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edelim. Burası çok önemli diyecektim. Tutur kendimi. Anlam duygusundan önemli bahsetmek istiyorum. Şu anda belki fark ettiniz, takip ediyorsunuz. Çok fazla yardım kampanyaları var. Yani işin içine bir politik söylemler vesaire de girmiş olabilir ama siz kime güveniyorsanız, kime inanıyorsanız o yardım kampanyasına destek olabilirsiniz. Bir anlam duygusu, birilerine yardımcı olabilmek bizi gerçekten psikolojik sağlığımızı çok destekleyen bir durum. Yine birine yardımcı olduğumuzda, birisi için olumlu bir şey yaptığımızda karşılık beklemeden vücudumuzda oksitosin denen yine bir hormon salgılanıyor. Ve bu aslında çok sevdiğimiz biriyle kucaklaşmak, kucaklaşırken salgıladığımız hormonun aynısı. Hem birine yardım etmiş oluyoruz, onun için çok iyi bir şey yapmış oluyoruz. Toplumsal bir amaca hizmet etmiş oluyoruz. Hem de aslında kendi psikolojik sağlığımıza katkıda bulunmuş oluyoruz. Bununla ilgili de yine internetteki paylaşımlardan birini göstermek istiyorum. Siz de belki gördünüz. İşte birinde apartmanınızda ikamet eden sağlık çalışanları lütfen girip çıkarken kapıları merdiven korkuluklarına temas etmeyin gibi bir yazı. Buraya da cevaben yine tek benim zaten yarın öbür gün bu işler bitince kapıma gelirsin. Bana öncelik tanı diye o zaman görürsün gününü şeklinde bir cevap yazılmış. Bu çok paylaşıldı sosyal medyada. Bir de bunun tam ters istikametinde yine bir apartman yazısı paylaşıldı. İşte çok güzel duygular ifade ediyor. Diyorum. İşte size
Allah yardımcı olsun. Sizlere dua ediyoruz. İstediğiniz bir yemek olursa Urfa dolaylarından notun altına yazarsanız akşama kapınızda gibi. Şimdi bunları niye paylaşıyorum? Aslında çok basit. Yani illa bir yardım kampanyasına vesaire de maddi bir bağışta bulunmak durumunda da değilsiniz. Yani insanlara bir güler yüzü, bir teşekkür mesela saat 9'da çıkıp sağlık çalışanlarını alkışladı bu zaman. Yani zorda olduğunu bildiğiniz herhangi birini aramak. Geçenlerde yine internette bu berberler gerçi yeniden açılıyormuş sanırım yavaş yavaş normalleşmeye başladılar. Berberler Odası Başkanı'nın bir konuşması vardı. Yani herkesin cep telefonunda şu an berberi kayıtlıdır. Lütfen en azından bir arayın, bir hatırını sorun. Yani illa maddi bir şey olmasına gerek yok. Ya da işte bir ihtiyacın varsa, hani bu ay ben sana işte tıraş olmaya gelecektim, gelemedim. Bir en azından ücretini göndereyim, sonra şey yaparız. Bakarız, yani alırsın ya da almazsın bir sonraki tıraşta vesaire gibi. Böyle bir ufak bir ricada bulundu. Aslında ne kadar önemli, ne kadar güzel bir şey. Yani orada maddiyat önemli değil. O kişinin sadece siz işi düştüğünde aramıyor olmanız ya da bu apartmanda bir sağlık çalışanı varsa ona en azından halini hatırını sormanız bile gerçekten insanlara çok çok besleyici oluyor psikolojik olarak. Bizim de dediğim gibi sağlık olarak. Ben hani bu soldaki yazan kişinin bunu yazmakla mutlu olabileceğini düşünmüyorum. Yani o gerçekten kendisi daha fazla sıkıntı ve daha fazla zorluk duygusuyla baş etmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Onu da kaygısını anlayabiliyorum ama hani bu şekilde davranmak hiç yani hem karşı tarafa olumsuz bir mesaj gönderiyor hem de kendisi psikolojik dayanıklılığından kaybediyor diye düşünüyorum. Peki bu olumsuz düşüncelerimizi, kaygılarımızı zihnimizde bu fotoğrafta hiç net olmamış ama umarım anlamışsınızdır ne olduğunu. Zihnimizden uzaklaştırmak için ne yapmamız lazım? Evet, evdeyiz. Hepimizin işte üye olduğumuz kanallar var, internet var. Artık her şeye ulaşabiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ama inanın sadece bir şey seyretmek pasif bir halde bize daha fazla bir stres yükleyebiliyor. Evet, hani şu anda bayağı eğlenceli şeyler izlemeye çalışıyoruz. Zihnimizi dağıtmak için, düşüncelerimizi dağıtmak için. Ama aslında bize gerçekten bu sıkıntılı düşüncelerden kurtarabilecek şey yeni şeyler öğrenebilmek. O yüzden mesela birçok müzenin online gezilebilir olduğu günlerdeyiz. Ya da hobilerimizi uygulayabileceğimiz günlerdeyiz. Uzun süredir belki bir müzik aleti çalmayı düşünüyordunuz ama vaktiniz olmuyordu. Bununla ilgilenebilirsiniz. Lütfen biraz aktif olabileceğiniz, zihninizi çalıştırabileceğiniz konsantre alanlara yönelmeye çalışın. Evde çocukları yine onları da bu uğraşa dahil ederek yine hem daha güzel vakit geçirmeyi hem de olumsuz düşüncelerden, kaygılardan uzaklaşmayı sağlayabilirler. Başka ne yapabiliriz? Mindfulness kelimesini çok da kullanıyor son dönemlerde ama ne kadar duyduğunuzu bilmiyorum. Zihinsel farkındalık olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Şimdi tabii dönem dönem moda olan bazı akımlar, davranışlar oluyor. Böyle iki satır bir şey bununla ilgili öğreneyim de hemen bunun eğitmenliğini yapayım gibi. Bunların da bazıları gerçekten faydalı oluyor. Bilimsel altyapısı oluyor. Bazıları ama sabun köpüğü olabiliyor. Kendi adıma konuşuyorum. Mindfulness tekniğinin gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendim de faydalanmaya çalışıyorum. Ve bu zihinsel farkındalık aslında şey diye de düşünebiliriz. Binlerce yıllık bir meditasyon öğretisi aslında. Son dönemde hani farklı bir isimle, farklı bir yöntem gibi gündeme getiriliyor ama aslında kendine odaklanabilmek ve hani zihnin karmaşasından kurtarabilmek birazcık kendini. Şimdi ben şu anda hiç kimseyi göremiyorum ama
Şöyle bir şey acaba yapabilir miyiz? Bir beni dinleyecek olursanız, çok kısa ne kadar da vaktimiz var. Var yani bir dakikalık vesaire. Şimdi herkes bir gözlerini kapatabilir mi? Herkes bir gözlerini kapatsın. Bir rahat oturmaya çalışsın oturduğu yerde. Arkasına yaslansın, ellerini serbest bıraksın, ayaklarını serbest bıraksın. Gözlerini kapatsın. Ve nefesine odaklansın. Burnundan alışına, ağzından verişine ve o havanın vücudunuzun içinde nerelere temas ettiğine ya da burnunuzun içinden girerken, ağzınızdan çıkarken ne yapıyorsunuz? Nasıl göğsünüz şişiyor? Ağzınızda nasıl bir hareket oluyor? Bir burnumuzu alalım, ağzımızdan verelim. Şimdi ayaklarınızı düşünün. Şu anda ayaklarınız nerede yere mi basıyor, bacak bacak üstüne mi attınız, soğuk mu, sıcak mı? Parmaklarınız ne durumda? Yorgunluk var mı? Bütün gün belki koşuşturdunuz, tüme oturdunuz, belki ondan sızlıyor. Bir midenizi düşünün. Midede neler var? En son ne zaman bir şeyler yediniz? Şu anda niyetli olanlar da vardır belki. Onlardan kurtulalım hemen mideden. Kurtaralım düşünceden. Omuzlara geçelim. Omuzlarımızı genelde stres döneminde çok sıkarız mesela. Bir sıkıntı var mı? Omuzlar da gevşek mi? Gevşetelim omuzlarımızı. Tekrar nefesimize odaklanalım. Burnumuzu aldık. Ağzımızdan verdik. Şimdi gözlerimizi bir açalım. Yeniden hoş geldiniz. Yani şu belki bir dakikadan az süren bu eylem boyunca diyeyim. Bir de ne kadar hani vücudunuzda bazı şeylerin iyi gittiğini, sağlıklı olduğunu, sağlıklı hale gelmeye başladığını belki fark etmişsinizdir. Lütfen. Yani bunun için bir kursa gitmenize, bir para vermenize vesaire gerek yok. İnternette zaten ne bir derya şeklinde. Şu an YouTube'da da çok güzel Türkçe videolar da var. Belki İngilizce takip etmekte zorlananlar vardır aramızda. Olay şu. Şu resimde de çok güzel ifade etmiş. Kim çizdiyse bulamadım da çizerini. Biz genelde çok güzel bir yerde, çok güzel bir ortamda olsak bile sürekli başka şeyler düşünüyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. İşte çocuğum kucağında uyuyor. Ben yüzüne bakıyorum. İşte şimdi biz bunu hangi okula göndereceğiz? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya yarın işte düşerse, işte birisi ona kötü bir şey söylerse vesaire vesaire. Şimdi bunlarla böyle kendimi öldürüyorum. Sonra diyorum ki ya bir dur. Şimdi sen şu çocuğun bir nefes alışına odaklan. Bir kaşına gözüne bak. Bir yüzüne, saçının rengine. Yani bir elinin sana dokunuşuna. Yani biz mesela bir şey giydik. Şu gömleği giydim ben sabah. Bir daha hiç hissetmiyorum bunu. Belki sadece bunu hissetmeye çalışmak bile işte bu zihinsel farkındalığımızı geliştiriyor ve bizi bu kaygı dolu düşüncelerden uzaklaştırıyor ve bunu bir 5 dakika bile günde yapabilmek gerçekten bizi resmen şarj ediyor. Hem psikolojik olarak hem enerji olarak. Çok çok tavsiye ediyorum ve destekliyorum bu konuda yapılan çalışmaları. Çocuklar için de mesela özellikle bu screenagers, işte ekranlı çağda büyüyenler, onun ekran jenerasyonu dediğimiz dönemde hiçbir şeye konsantre olamayan bir nesil aslında geliyor. Çok fazla uyaran var çünkü. Onun için de bu kitabı önerebilirim. Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli kitabını. Hatta onlarla beraber de yapıyor olabilirsiniz. Ama şu bile, yani çok basit şeyler. Diyelim ki işte bir şey yiyor o anda. Onun o kaşığı ağzına aldığında gözünü kapatmasını isteyin mesela. Şimdi ağzında hani ne kadarı yoğurt, ne kadarı kuru fasulye mesela bunun. Ya da işte giydiği bir şeyi hissetmesin gözünü kapatıp. Bir suya girdiğinde suyu hissetmesi gibi. Hani bu basit şeyleri bile yaptırabilirseniz zaman içerisinde onun zihinsel farkındalıkla ilgili becerilerini geliştirebilirsiniz. Peki bütün bunları yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama yine bazı şeyler ters gidiyor diye hissediyoruz. Mesela gündelik işlerimize, ailemize, kendimize konsantre olamayacak kadar kaygı yaşıyoruz.
ya da hayatın anlamsızlığı düşünceleri gelmeye başladı çok fazla. Zihnimiz üşüşmeye başladı. Gelecekte hani her şey daha kötü olacak. Hiçbir umudumuz yok. Yaşama sevincimiz yok gibi düşünceler var ve bunlar yaklaşık 2 haftadır bizimle beraberse, kurtulamıyorsak bu düşüncelerden, o zaman artık bir uzmana başvurma vakti gelmiştir diye düşünebiliriz. Bunu kendinize ya da başkalarında eğer fark ediyorsanız lütfen bir uzman yardımına başvurun. Peki kimden yardım alalım? Bu konuda yine psikologlar olarak çok sıkıntı duyduğumuz bir konu. Lütfen güvenilir kurumlardan, güvenilir kurumların sunduğu hizmetlerden, bilimsel eğitim almış tecrübeli kişilerden faydalanmaya çalışın. Yani şunlara lütfen takılmayın. Sosyal medyada mesela çok fazla takipçisi var. Çok fazla televizyonlarda konuşuyor bu kişi. Yani tabii ki altyapısı çok iyi de olabilir bu kişinin. Hepsi yani televizyona çıkan iyi değildir vesaire gibi kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama lütfen araştırın. Altyapısını araştırın bu kişilerin. Mucize çözümler işte 2 günde işte 10 adımla 12 adım, 3 günde şöyle yapıyorum, 5 günde şunu yapıyorum. Bunları lütfen kulak asmayın. Mesela bir tanıdığınız fayda gördü. X kişisine gitti ve çok faydalandı. Kendi sağlığı, psikolojik sağlığını iyileştiğini düşünüyor. Bunları da tabii ki bir veri olarak alabilirsiniz ama bir altını mutlaka araştırın. O kişi nasıl bir kişi, nerelerden mezun olmuş, hangi eğitimleri almış, nasıl tecrübeleri var, size uygun mu? Ona göre şu anda çok fazla online olarak da hizmet veren kurumlar var. Her ne kadar birebir görüşme, yüz yüze görüşme kadar etkili olmadığını düşünüyorum. Yani mutlaka o şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer bir sağlık kriziniz varsa psikolojik sağlıkla ilgili mutlaka bir ön müdahale olarak en azından bize zaman kazandıracak, bizi rahatlatacak bir şekilde faydalanırız diye düşünüyorum. Evet, gerçekten de 1 saatte bitirebildim. Şöyle bir toparlayalım. Ne dedik? Evden çalışırken verimliyiz. Psikolojik sağlığımızı korumak için psikolojik dayanıklılık bize şart dedik. Ve bunu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle dedik ki değişimi kabulleneceğiz. Değişimin farkında olacağız. Ve hazırlıklı olmaya çalışacağız. Olumlu yanlarını görmeye çalışacağız. Sağlıklı besleneceğiz dedik. Mümkün olduğu kadar dikkat edeceğiz besinlerimize. Aktif kalmaya çalışacağız. Yine evde yapabildiğimiz kadar, mümkün olduğu kadar. Hobilerimize odaklanabiliriz dedik. Yeni şeyler öğrenmek. Burada söylemeyi atladım. Şu da ispatlandı arkadaşlar. Yeni bir şey öğrenmek. İleride yani sürekli zihnimizi yeni bir şeyler öğrenmek için zorlamak ileride Alzheimer'a yakalanma riskini bile düşürüyor. Ve yine olumsuz düşüncelerden kendimizi korumak için zihinsel farkındalık çalışması başta olmak üzere bize uygun hangi yöntemler varsa onlara başvurarak zihnimizi böyle gökler kadar mavi, açık, bulutlu, hafif bulutlu ama açık ve güneşli tutmaya çalışmak psikolojik dayanıklılığımızı arttırıyor diyebiliriz. Sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Burada sosyal medya hesaplarım var. Yani burada şu anda şimdi sorulara geçeceğiz ama burada vakit olmadığı için soramadığınız şeyler olursa ya da ileride bir sıkıntı sormak, danışmak istediğiniz şeyler olursa lütfen ulaşın. Mümkün olduğu kadar zaman buldukça ben de seve seve sizlerle bildiklerimi, bildiğim kadarını, dilim döndüğü kadarını paylaşıyor olurum. Evet, sorulara geçebiliriz. Ekran paylaşımını durduruyorum. Ben de teşekkür ederim. Soruları Hanım, Okan Bey siz mi? Ben hattan düşmüştüm, tekrar bağlandım. Tamam.
Güzel ve keyifli bir sunum oldu. Çok teşekkürler. Ne teşekkür ederim. Katılım sayımızı bir ara 90 civarında görmüştüm. Sorusu olan varsa chat ekranından sorulara cevap verebiliriz. Vaktimiz var biraz daha. Tamam. Bakalım birlikte. Tamam. Çiğdem Hanım bir kere daha yazmıştı herhalde. Bilinçaltı korku duygusunu, kaygı duygusunu nasıl algılıyor diye. Çiğdem Hanım'a bir mikrofonu açabilir miyiz? Ben yapabiliyor muyum? Siz yapar mısınız? Tabii açabiliriz. Tamam. Çiğdem Hanım, tam ne kastettiğinizi ben alabilir miyim? Bilinçaltı nasıl karşılıyor derken? Burada mı hala Çiğdem Hanım? Televizyon yayını yapar gibi hissediyorum. Çiğdem Hanım'ı göremedik. Katılımcılar arasında ayrılmış olabilir. Tamam, eğer tekrar katılırsa cevaplayalım. Yalnız yaşayanlara ne önerirsiniz demiş Can Bey. Herhalde. Merhaba, duyabiliyor musunuz? Çiğdem ben. Merhaba Çiğdem Hanım. Merhaba, duyabiliyorum. Nasılsınız? Tamam, teşekkürler. Çok iyiyim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Sadece şunu merak ettim. Kaygı, korku dediğimiz tecrübelerin hepsi ufak da olsa bizler için kötü bir anı ya da travma olarak kalacak. Ve bizler bu uzun dönem yaşadığımız, maruz kaldığımız bu korkuları çözdüğümüzü sanacağız. Ama bilinçaltımız bu tecrübeyi nasıl kaydedecek ya da biz bunu farkında olmadan bilinçaltımız nasıl okuyacak şu dönemi? Bu kısmı merak ediyorum daha çok. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyebilirim. Hani bilinçaltı yaklaşımı, hani bir bilinçaltımız olduğu ve bunları kaydettiği yaklaşım, psikanalitik bir yaklaşım. Hani farklı yaklaşımlarda hani farklı şekillerde korku, kaygı açıklamaları oluyor. Bilinçaltına kaydı aslında hani çok Freudcu bir yaklaşımla bakarsak aslında bilinçaltının ne kaydedildiyse belirli bir dönemde çocuklukta yapıyor, oluşuyor ve ondan sonra çok fazla bir üzerine eklenme olmuyor. Ve bu aslında işte hani şu anda bizim yetişkinler olarak başımıza gelenlerle nasıl baş ettiğimizi zaten o bilinçaltıyla karşılıyoruz ve bizim çocukluğumuzda yaşadığımız bazı benzer travmalar ya da nasıl söyleyeyim bu durumlarla baş etme becerisini etkileyecek olumsuzluklar varsa zaten bizim şu andaki durumumuzu yansıtıyor. Ama tabii siz farklı yaklaşımlar da var dediğiniz gibi hani bu bilinçaltını yetişkinlik boyunca da bazı travmalar eklenebiliyor diye. O yaklaşımla bakacak olursak da tabii ki sizin hani şu anda hangi şiddette bunları yaşadığınız, hani, sizin hayatınıza nasıl etkiler bırakacağı önemli. Oradan bakmak lazım. Eğer çok büyük bir hayat değişikliği sizin için ya da bir yakınınızın kaybı gibi bir olay yaşıyorsanız da bunlar da tabii ileride farklı olaylara çok daha derin tepkiler vermenizi yol açacak izler bırakabilir. Ama dediğim gibi hani benim bilgim dahilinde, benim yaptığım okumalar, yaptığım çalışmalar dahilinde hani bilinçaltında şu anda çok fazla eğer travmatik bir durum yaşamadıysak bilinçaltına çok fazla etki edecek bir durum olmayabilir. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Bir soru daha var hocam. Ufuk Esen sormuş. Meditasyonun çocuklar için faydası olur mu? İnternet üzerinden takip edeceğimiz bir site var mı demiş. Meditasyon evet çocuklara çok çok faydası var. Yani özellikle benim en çok önüme gelen hani bu dönemden önce de şu vardı. Yaptıklarının sonuçlarını yani işte ya da yaşadıklarının kendi üzerine nasıl bir etki olduğunu fark edebilmeleri açısından çocuklara meditasyon yaptırılıyor bazı ülkelerde, bazı okullarda. Ve bunun işte
akran zorbalığından çocukların suç işlemesine ya da işte depresyona eğilimli olmakla işte ev içinde yaşanan sıkıntılara kadar birçok olumsuzlukta büyük oranlarda düşüş yaşandığını gösteriyor. Ki biliyoruz hani çocuklarda aslında suç işleme ya da olumsuz davranışlar çoğunlukla dışarı vuramadığı duygularından dolayı ya da şahit oldukları, kendi şahit oldukları şiddet ya da travmatik olaylardan dolayı oluyor. Hem olumsuzluklarla baş edebilme hem de kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varmalarıyla bundan çok çok önemli meditasyon. Bir online olarak yayın açıkçası şu anda hemen söyleyebileceğim bir yer aklıma gelmiyor ama dediğim gibi bir kitap kapağı paylaştım. Bir kurbağa gibi sakin diye. Onu çok çok tavsiye ederim. Oradan başlayabilirler. Ama yine dediğim gibi güvenilir kurumların yayınladığı bazı bilgileri de yine takip edebilirler. Yalnız yaşayanları ne önerirsiniz diye bir soru vardı. Ne önereyim? Yalnız yaşayanları da gerçekten zor onu söyleyeyim. Yalnız yaşamak. Mümkünse zaman zaman bu dönemler el verdiğince sevdikleriyle bir araya fiziksel olarak da bir araya gelmeye çalışsınlar. Ama şeyde online ortamda da mutlaka sık sık arkadaşlarıyla yine aileleriyle iletişimde kalsınlar. Kendilerini bu zihninden olumsuz düşünceleri dediğim gibi hani kaygıları uzak tutacak şeyler yapmaya çalışsınlar bu bahsettiğim. Şundan bahsetmek istiyorum, belki duymuşsunuzdur, akış ya da İngilizce'de flow diye bir terim var. Bir şey, sevdiğiniz bir şey yaparken ya da yeni bir şey öğrenirken, belki bir mesela müzik aletini çalan birisinin o müzik aletini çalarken yaşadığı bir akış hali var. Şöyle bahsedeyim, yine bir örnek verebilirim. Tenis oynayan kişiler ya da işte futbol da olabilir, hani herhangi bir spor da olabilir. Sizin o topu karşılarken eğer hani benim şimdi elim nerede, raketi şöyle tutayım, şöyle karşılayayım diye düşündüğünüz zaman başarısız oluyorsunuz. Düşünmemeniz lazım. Kendinizi bırakabilmeniz lazım o şeye ve artık hani onu bedeniniz kendisi karşılayıp en doğru vuruşu yapabiliyor. Siz zihnen müdahale etmezsiniz. Buna akış hali deniyor. Bu akış halini yakalayabildiğiniz ne varsa bunları yapmanızı öneriyorum. Ve dediğim gibi hani mümkün olduğu kadar yine sevdiklerinizle bir araya gelmeye çalışın. Yalnızken çünkü hep insan sosyal bir varlık cümlesini çok duymuşsunuzdur. Gerçekten diğer kişilerin temasına hem sosyal hem fiziksel olarak insan olarak ihtiyacımız var psikolojik sağlığımız için. Hocam, mail adresinizi isterseniz chatten paylaşabilirseniz sorusu olanlar oradan sorabilir. Çünkü vaktimiz kalmadı. Tamam. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hocam, size de emekleriniz için çok teşekkürler. Hocamıza sorusu olan arkadaşlarımız chat ekranındaki mail adresinden hocamıza sorularını iletebilirler. Diğer webinarlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum herkese. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Chat bölümünden hocamızın mail adresini alabilirseniz, oradan soruları sorabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz katılımından dolayı. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler.